Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlubbeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Dilimden çöz düğümü ki anlasınlar beni duasıyla Nas suresinden itibaren devam ediyoruz. Rahman, Rahim, Allah adıyla başlayan mushaf, Nas ile, yani o Rahman ve Rahim'in yeryüzündeki en muhteşem eseri olan Halife-i Ruh-i Zemin olarak görevlendirilmiş Nas, yani insan ile biter. Zaten insan Allah'ın yeryüzündeki projesidir. Zira vahiy Allah'a okunması gereken değil, Allah'tan gelen bu mesajın insana okunması içindir. İnsanın huzuru ve mutluluğu aklın ve vahyin birlikte işletilmesi ile mümkündür. Akıl göz gibi, vahiy ise ışık gibidir. Akıl, vahiy ve gönül, yani göz, yani akıl ile vahiy, yani göz ile ışık ve bir de aşk, duygu bütün olduğunda hakikat tecelli eder ve hayat anlam kazanır. Zira göz var, ışık var, yani akıl var, vahiy var ama duygu yok. İnsan bakar o zaman. Görebilmek için aşk da lazım. Görebilmek için duygu da lazım. Ki Hac suresinin 46. ayetinde, 22. surenin 46. ayetinde Rabbimiz mümini tarif ederken onlar kalbiyle aklederler diyor. Dolayısıyla aslında önemli olan insanın kalbiyle akletmesidir. Nas suresi dedim ki insanlık demek, insan demek. İnsan ne demek? Etimoloji olarak, lingüistik olarak insan kelimesi üç farklı köke nispet edilir. Nevese kökü hareket eden demektir. Mesela nevs hareket etmek. Nevsel cimal dendiği zaman develer harekete geçti. Develer harekete geçirildi. Hareket ettirildi. Anlamları kazanır. Nesaya kökünden gelirse unutmak anlamına gelir. Yani insan o zaman hareket eden ve diğer anlamıyla unutan. El insan yu'raful nisyan der eskiler. Yani insan nisyan ile malumdur. Bir de enese kökünden, bu enes, enis, cana yakın, yakın olmak, dost olmak anlamına gelir. Zaten Kur'an'ın insana yönelik eleştirisine baktığımız zaman işte bu üç kökün tam olarak Kur'an'ın içerisinde gözlemlendiğini görüyoruz. Yani ey insan, neden harekete geçmiyorsun? Güzele, doğruya, erdeme yönelik hareket içerisine neden geçmiyorsun? Neden güzel ameller işlemiyorsun? Veya insanın hareketini eleştirir. Neden cürüm içerisindesin? Neden gaflet içerisindesin? Dolayısıyla kök orada Kur'an'ın içerisinde görülüyor. Veya insana neden unutuyorsun? Yani kulluğunu neden unutuyorsun?
aciz olduğunu, fakir olduğunu, yani muhtaç olduğunu, efendim neden unutuyorsun? Kusuratını neden unutuyorsun? Yani sen Allah'ın yeryüzündeki projesisin. Sen neden vazifeni unutuyorsun? Neden unutup maddenin enkazı altında kalıyorsun gibisinden bir sorgulama yapar, muhasebe yapar. Ve yine niçin ünsiyet içinde olmuyorsun? Enes dedi ki Enes'e kökünden. Yani neden efendim Allah'la, insanla ve varlıkla iletişimini doğru kurmuyorsun? İşte insan bu demek aslında. İnsan malum ki yapısı itibarıyla zayıf, aciz ve muhtaç olduğundan insanda sığınma duygusu esastır. İnsan sığınmak ister. Yani sığınmak fıtri bir duygudur. Zira ölüm gibi bir tehdit ancak insanın bir şeylere sığınma duygusu ile yönetilebilir. İnsan ise yani yapısı itibariyle mutlaka bir şeylere sığınır. Kimisi zevklerine sığınır ve hedonizmi kendisine bir hayat tarzı olarak kabul eder. Kimisi servet duygusuna sığınır ve artık onun hayatını kapitalizm şekillendirir. Materyalizm şekillendirir. Maddeci bir tasavvur şekillendirir. Kimisi sahte ilahlara sığınır ve artık onun dini paganizm olur, fetişizm olur. Kimisi ecdadının ruhuna sığınır ve kadim dönemlerde ve yine bugün görüldüğü gibi animizm bir hayat tarzı olarak çıkar. Ama insan mutlaka bir şeye sığınır. Kimisi kadim dönemlerde ve yine bugün olduğu gibi totemizmi bir hayat tarzı olarak seçer ve totemlere sığınır. Lakin şu bir gerçektir ki insan mutlaka bir şeyleri ilahlaştırır. İlahlaştırdığı şeye sığınır. Mekke döneminde eziyetin ve horlamanın yaşandığı o dönemde müminlerin sığınmaya ihtiyaçlarının olduğu gibi aslında bu ihtiyaç hastalığın, ölümün, kazanın, belanın ve her tür imtihanın yaşandığı dönemde en temel ihtiyaçlardan birisidir. İnsan mutlaka bir sığınak, bir dayanak ister. En çok zor dönemlerde insanların manevi duyguları depreşir. Dini duyguları daha bir güç kazanır. Yine hapishanelerde insanların Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, pagan olsun, hangi dinden olursa olsun insanların dindarlaşmasının nedeni psikoloji açısından da budur. İnsanlar zor zamanlarında sığınmak isterler. Zaten bu sure Felak suresiyle beraber Muavviziteyn olarak geçer. Yani sığınma suresi. Onun için sığınmadan bahsediyoruz. Surede Rabbimiz ailesinin dini ifade eder ve insanlığı bulanet eder. Zira hakiki mutluluk, gerçek saadet insanların, insanlığın Rabbine, sahibine ve ilahına sığınması ile mümkündür. Ve kul e'uzu olarak başlar. Kur'an'da kul vurgusu. Felak suresinden de hatırlayalım ki kul vurgusu muhataba şu mesajı veriyor. Yani
Ey beni dinleyen, beni tehdit eden, benim canıma kast eden, benim malıma kast eden, ben Felak'ın Rabbine sığınıyorum demiştik geçen hafta. Çünkü bu sığınmayı istememi Allah istiyor. Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. Onun için sığınmam gerektiğini söylüyor Rabbim. Yani yokluk çekirdeğini çatlatıp varlık ortaya koyan Allah benden bunu istiyor. İnsanların Rabbi bunu benden istiyor. İnsanların mutlak sahibi bunu benden istiyor. İnsanların ilahı bunu benden istiyor. Rabbe sığınmak lazım diyor. Çünkü şirk muhayyidesinde insanlar ezoterik bir takım figürlere sığınıyorlar, cinlere. Oysa ki Rabbimiz diyor ki, Nas'ın Rabbine, insanlığın Rabbine sığınıyor. İnsanlığın melikinin Rabbine sığınıyor. Yani Abdülkadir Geylani değil zor zamanlarda, bunu diyemezsiniz. Geylani yetişmez, yetişemez, o vefat etti. Allah'tır yetişecek onu. Yetiş ya Gavs Hazretleri değil. Bu şekilde sığınmalar bu kimselere Allah'ın sıfatlarını vermektir. Oysa ki ne diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Ey kızım Fatıma, kendine mukayyet ol, zira dergah-ı nezd-i ehadiyette senin için bir şey yapamayabilir. Neye sığınıyoruz? Ya da sığınmamız gerekiyor. Rabbinnas. İnsanlığın Rabbine. İnsanlığın Rabbine sığınıyoruz. O dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde Lat, Uzza, Melat vardı. Bunlar aslında Kur'an'da isimleri geçen putlar ve bunlar aslında yaşayan putlar. Lat kelimesi zaten etimolojik olarak ilah kelimesinin bozulmuş hali. Yani sadece akide bozulmamış, kavramlar da bozulmuş. İlaha Lat deyivermişler. Uzza, Aziz isminin bozulmuş hali. Menat da yine Mennan efendim isminin bozulmuş hali. Dolayısıyla Lat, Uzza, Menat'a. Lat aslında mutlak otoriteyi ifade eder. Uzza kelimesi ise aziz kelimesinin daha değişik bir şey olduğu için onu da gücü efendim ifade eder. Menat ise zaten bugün dahi kullanılıyor, para birimi demek. Dolayısıyla otorite, güç ve paraya insanlar hep tapmışlardır. Otorite derken devlet, saltanat, taht, lider, ecdat, egemenlik, sınır, ulus. Güç derken silah, petrol, toprak. Para derken servet, gümüş, dolar, altın, elmas vesaire. İnsanlar hep bunlara sığınmışlardı. Kur'an diyor ki, evvela Rabbine sığın. Rab ne demek burada? O önemli. Rab, aşama aşama yaratan demektir. Aşama aşama yaratan, sadece yaratan değil, terbiye eden. Onun için Rabbul Veled diye çocuğu terbiye eden kişiye denir. Mürebbi yine aynı kökten. Yine der o da İbranice. Aslında terbiye eden, mürebbi bu anlamda. Aslında Rabbe sığınmak bir taraftan insana rahatlık verirken diğer taraftan insanı o başa gelen şeyin imtihan olduğunu hatırlatarak terbiye ediyor. Yani o başımızdaki şeyin imtihan olduğunu bilirsek terbiye oluruz. Başımıza bir şey geldiği zaman ben Rabbime sığınıyorsam o zaman terbiye olmaya başlarım. Onun imtihan olduğunu düşünün. Mesela hapise düşen bir mahkum başına gelen şeyin imtihan olduğunu bilirse kendisini
terbiye edeceğini ve kemale erdireceğini düşünürse eğer, Allah onu gözetir. Dolayısıyla burada böyle bir nüans var. Rab gözeten ve kollayandır. Rububiyetin en evvel tecellisi, hayattaki en evvel tecellisi, biz daha bebek iken anne rahminde başlar. Mesela aşerme denilen nedir aşerme? Bebeğin ihtiyacı neyse anne onu ister. Mesela anne kış ortasında karpuz ister, erik ister vesaire, portakal ister ve bu isteğinin anlamı aslında bebeğin o an o şeye ihtiyacı olmasıdır. Yani bebek o vitaminlere ihtiyacı var. Yani Rabbimiz daha biz anne rahmindeyken dahi bizi gözetiyor, kolluyor. Öyleyse bebeğin anne rahminde dahi ihtiyacını gideren Allah seni gözetip kollamaz mı? Eğer gözetip kollamadığını düşünüyorsan senin yapacağın bir şeyler var. Sen cesaret edemiyorsun. Onu yapamıyorsun onun için. Yani sen iradeni kullanmıyorsun. Sen pasif kalıyorsun. Ya da o şeye sabretmen gerekiyor. Ya da o şey senin düşündüğün, kafanda programladığın gibi tamamen başkasının hatası değil. Senin hatan. Dolayısıyla bu anlamda Rabbe sığınma. Rab ismi Kur'an'da özellikle Mekke dönemlerinde çok geçer. İlk inen ayete bakın. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rab adına oku. Allah adına oku diyebilirdi. Allah adıyla oku diyebilirdi. Ama Rab adıyla oku diyor. Allah kavramı Kur'an'da çok geçer. 2697 defa geçer. 2600 küsurda Allah geçiyor. 800 defa Rab geçiyor. En fazla başka ismi, o isim olarak da en fazla Rab ismi geçiyor. Allah'tan sonra. Fakat Mekke dönemlerinde ilk inen 30 surede İbn Abbas'ın nüzul tasnifine göre 80 küsur defa Rab ismi geçerken 20 defa Allah ismi geçiyor. Neden? Çünkü insanlar Rab'lik iddiasında bulunuyorlardı o dönem. Yani Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid bin Mugireler Rab'lik iddiasında bulunuyorlardı. Tıpkı evvelkiler gibi. Mesela Firavun Naziat suresinin 24. ayetinde kendisini Rab olarak ifade ettiğini söyler. Onun için onlar hakiki Rab değildir. Benim Rabbim Allah'tır diyeceksin ve Rab'be sığınacaksın. Seni daha anne rahmindeyken gözetip kollayan Rabbine sığınacaksın. Zerreden küreye kadar her şeyi yaratan, her şeyin sistemini aşama aşama koyan, her şeyin yasasını koyan Rabbul Alemine sığınacaksın. Bir şeyden her şeyi yapan, her şeyi bir şey yapan, her şeyin yaratıcısı olan, o tek şey olan, Halikus Semavatu vel Ard olan, çekirdeği tutun da galaksi sistemine kadar her şeyin Rabbi olan Allah'a sığınacaksın. Onun için Kul e'uzu bir Rabbin nas ve melikin nas, insanların melikine, insanlığın melikine, insanlığın sahibine. Nemrut ve Firavun kendisini Rab tanıttı. Lakin kendisini melik olan olarak tanıtanlar da var. Çünkü sadece kendisini Rab olanlardan eziyet görmedi insanlık ailesi. Melik olarak, insanlığın mutlak sahibi olarak olduğunu zanneden kimselerden de aynı şekilde geldi. Oysa ki Allah meliklerin melikidir. Allah padişahların padişahidir. İlahi, ya ilahi, ya ilahi, sensin padişahlar padişahi, seni billahi bir bildim kibirsin, şerikten hem nazirden sen berisin, ayrı ayrı etseler de tenimi çevirmezem
bu ikrardan dilini dediği gibi şairin, padişahların padişahı, meliklerin meliki Allah'tır. Melik ne demek? Melik etimoloji olarak nereden geliyor? El melik bir kere, el melik mutlak güç ve iktidar sahibi demektir. Lekme, yumruk, güçlü vuruş, mülakim, boksör. Melek, eşyanın gücünü temsil ettiği için melek denir. Arap el kalbu melekul ceset der mesela. Kalp, vücudun meleğidir, gücüdür yani. Malik ile melik arasında da bir nüans var. Malik Allah'ın zati sıfatıdır. Melik Allah'ın fiili sıfatıdır. Yani Allah kainatın malikidir, insanların melikidir. Malik ismiyle eşya üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahiptir. El-Melik ismiyle insanlar üzerinde mutlak yönetme sahibine, hakkına sahiptir. Melik şuurlu varlıklar için Kur'an'da geçer. Malik ise genel anlamda eşyanın tümü için geçer. Mesela malikül hazihitlar denir. Ama melikül hazihitlar denmez. Yani Allah şu beldenin malikidir denir. Ama Allah insanlığın melikidir denir. Allah'ın el-melik ismi tanınmayınca ne olur? Tanınmayınca yeryüzünde tiranlar doğar. Zulüm ortaya çıkar. Sınırsız hükmetmeye yetkisiz, sınırlı olan insan aslında o zaman şirazeden çıkar. Çünkü insanın sınırsız hükmetme yetkisi olmaz. Sınırsız hükmetme yetkisi Allah'a aittir. Sınırlı olan insan sınırsız olarak hükmedemez. Bu zulümdür. Tekrar edeyim. Sınırsız olan ancak sınırsız hükmetme yetkisine sahiptir. Sınırlı olanın hükmetme yetkisi de sınırlı olmalıdır. Fıtrat bunu gerektirir. Çünkü aşkın olan, müteal olan Allah'tır. İnsan nedir? İçkin olandır. Yani içkin olan insan, aşkın olan Allah gibi hareket etmeye çalıştığı zaman orada zulüm ortaya çıkması mukaddemdir. Tiran, dediğim gibi sınırlı olan insanoğlunun sınırsız güç kullanmasından dolayı ortaya çıkan bir çarpık sistem. Diktatörlük bunun bir neticesidir. Aslında Firavunların ve Nemrutların ve yine Ceziretül Arap'ta Ebu Cehil ve Ebu Leheb ve Velid bin Mugire gibi tiplerin kölelere, kadınlara, güçsüzlere yapmaya çalıştıkları budur. İnsanların vicdanlarına hükmetmeye çalışmışlardır. Oysa ki bedenler köleleştirilse de vicdanlar tutsak edilemez. Yani iman etmeyeceksin diyor. Ya bu nasıl bir şey? İman edeceksin bile diyemeyiz ki biz. Kur'an bile diyor fezekkir inneme ente müzekkir lest aleyhim bir musad. Yani hatırlat, sen sadece bir hatırlatıcısın. Zikret, hatırlat, tebliğ et. Sen sadece bir hatırlatıcısın. Onlar üzerinde din dayatan bir zorba, bir diktatör değilsin. Musaytir ifadesini kullanıyor. Yani iman için bile zorlama yok. Onun için ehli kitapla evlenebilirsiniz diyor. Yani insan eşini zorlamaz mı? İman meselesi bu. Ama zorlayamazsın diyor. Zorlayamazsın diyor. Fakat bu insanlar ne yapıyorlar? İnanmayacaksın diyorlar. Yani imansızlığa zorluyorlar. Bakın bu ne kadar. İman dediğimiz şey aslında fıtrata mutabık olmasına rağmen, fıtrata uymasına rağmen biz zorlama yapamayacağımıza inanıyoruz. Tabii ki indirilmiş dinde. İndirilmiş dinde böyle. La ikraha fiddin. Uydurulmuş dinde bir insan dinini efendim bıraktığı zaman o insan mürtet olur ve katledilir.
Bu uydurulmuş dinin bir takım şeyleri. İndirilmiş dinde bu yok. Seyrani ne güzeller. Bozmak mümkün ise aklın fikrini. Boz da bakir iken dul gönder. Hakkın mekanından özge bir mekan bulmak mümkün ise bul gönder. Bugün ulus devletler, pax güçler, egemen devletler diyoruz, Pentagon vesaire. Bunlar yeryüzünde melik olma gibi tavır içerisinde. Nemrud'un her şeye hükmetmeye çalışması gibi onlar da her bir şeye hükmetmeye çalışıyorlar. Fakat Nemrut nasıl ki burnuna giren bir sineğe dahi mağlup oldu. Oysa ki bu güçlerin bugün Harlem'i idare etmeye, yönetmeye, oradaki suç oranlarını azaltmaya güçleri yok. Lakin dünyayı yönetiyoruz diyorlar. Bana diyorlar ki sen idari bilimlerden mezunsun, hani mesleğini yapıyor musun? Aslında şunu diyorum, yani siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler okudum. Aslında diyorum dünyanın, dünyayı yönetmeye kalkanların yönetemediği insanları biz yönetmeye çalışıyoruz. Aslında bu da bir idari bilim gerektiriyor. Çünkü idare sanatı gerektiriyor. Zaten siyaset halkı ve hakkı hoşnut eder. Güç görüyorlardı. Yani ben sınırsızım diyorlardı. Sınırsız olduğunu düşünüyorlardı. Yani insan sınırsız olduğunu düşünürse orada zulüm olur. Sümer hükümdarları içinde geçerli. Mesela Hammurabi yasalarının giriş kısmında Anu ve Enlil isimli tanrılar tarafından görevlendirilen krallardan bahsedilir. Japonya'da mesela bugün dahi güneş tanrısının soyundan geldiğine inanılmış imparator için. Makedonyalı İskender Mısır'ı alınca kendisini tanrının oğlu olarak ifade eder. İlan eder daha doğrusu. Babil'i alınca da kendisinin bizzat tanrı olduğuna hükmeder ve ilan eder. Roma'da İmparator Jüpiter'in temsilcisidir. Jules Caesar kendisini önce yarı tanrı, sonra Jüpiter tanrı olarak ilan etmiştir. Bunları biz esma derslerinden de öğreniyoruz. Dolayısıyla bu mesele çok önemli bir mesele. Mesela Mısır'da Fatimi halifesi Kaim bin Emrullah Düzilerin temsil ettiği o inanıştır. Tanrı'nın yeryüzündeki suretidir. Tanrı'nın yeryüzündeki suretinin olması, sureti olması meselesi aslında birçok inanç sisteminde var. Bahayilikte de var mesela. Bahayiler 3 defa namaz kılarlar. Büyük namaz, küçük namaz, orta namaz. Bahaullah'ın resmine bakarak yaparlar. Yani bunların hepsi aslında meliklerden bahsediyor. Zalim meliklerden. İdeolojilerini meşrulaştırmak için dini kullanmışlardır. Yani Allah'la aldatmışlardır. Sınırsız güç kullanmaları için yapmışlardır. Osmanlı'da bebek katlini de atlayamayız. Bebek katline cevaz vermek aslında bu mevzuyla alakalı
zikredilmesi gereken bir meseledir. Onun hiçbir meşru tarafı yoktur. Bu tür algılar her zaman için istismara açıktır. Tabii bu bitti mi Osmanlı'dan sonra? Yani güya seküler bir devlet kuruldu değil mi? Fakat bir bakıyorsunuz derini ulaştırır. Kemalettin Kamur ne mucize ne füsun ne örümcek ne yosun Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter. Yani Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter. Ne demek? Ben Çankaya'daki zatı, mekanını nasıl görüyorum? Ne olarak görüyorum? Kabe olarak görüyorum. Allah'ın evi, haşa. Tanrı gibi görünüyor her yerde. Karalarda, denizlerde, göklerde. Gönül tapar kendisinden geçer de göz ne yana baksa hep atatıyor. Nedir bunlar? Tanrısallaştırılan. Meliklerin tanrısallaştırılması. Öyle olunca işte öyle olunca İstiklal Mahkemesi sınırsız güç kullanımları, Dersim hadiseleri. Yani yakın tarihi de bu perspektifte okumamız lazım. Zaten melikler bugün de vardır. Yani her yerde varlar. Yezidler bugün sureti hak ile insanlara zulmetmektedirler. Ki bu Yezid bu sefer mesela Ali diyenlerden çıkmıştır. Mesela Suriye'de olduğu gibi. Suriye örneğinde olduğu gibi onlardan. İşte Rabbimiz diyor ki bunların hiçbiri aslında el-Melik değil. İnsanları sınırsız anlamda güç kullanmaya itecek bir şeyleri yok. Bunların hepsi sınırlı. Bugün ne Jules Caesar var, efendim ne diğerleri var. Bunların hiçbiri yok. Bunların hepsi fani. Bunların hepsi, o zaman sen el-Melik olan Allah'ısın. İlahin nas, insanların ilahına. İlah kavramı elehe kökünden ve hevele kökünden geliyor. Elehe kökünden geliyorsa çok sevildiği için kendisine kulluk edilen, hevele kökünden gelmişse çok korkulduğu için kendisine kulluk edilen demektir. Aslında ilah nedir biliyor musunuz? İlah kişinin yaşamını yönlendiren ve belirleyen güç demektir. Kişinin hayatını, yaşamını belirleyen, yönlendiren güç. Yani ilah dolayısıyla kişinin üzerinde, kişinin hayatı üzerinde mutlak otorite olan anlamına geliyor. Put, tağut, ideoloji, felsefe, heva, servet, şehvet, makam, şöhret. Bunlar eğer insan üzerinde mutlak otorite oluyorsa, insanın hayatını yönlendiriyorsa, işte bunlar artık putlaşmış demektir. Aslında insana yönetmesi için verilen bu değerler, insanı yönetmeye başladığı zaman ortaya rezalet çıkar. Zulüm çıkar. Oysa ki Allah bizim yegane ilahımızdır. Çünkü Tas suresinin 171. ayetinde Allahu ilahun diyor. Allah'ın tek ilah olmasından bahsediyor. Aslında dolayısıyla ilah, yani ne diyordu şey? Ömer Tuğrul İnancer. Hepimizin haşa ve kella Allah olması lazımdır. Hepimizin ne? Allah olması lazım diyor. İslam'da Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. İlah'tan başka ilah, Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Allah'tan başka Allah yoktur demiyoruz diyor. Kafaya bak. Yani bu inanç, ne, yani bu şeyler nereden çıkar? İnsanları kullara kul etmek içindir. Mesela nitekim peygambere kul olmayan Allah'a kul olmazdır. Neden? Çünkü kendisi de
kendisini alim olarak gördüğü için, yani alimler de bölünmeye devam ediyor. Onun için bize mabette yangın var dememiz lazım. Kula kulluktan kurtarmak için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün mücadelesini vermiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafındaki sahabenin bütün meselesi, bütün davası, bütün kilitlendikleri mesele Allah'tan başka ilahın olmaması meselesiydi. Allah'tan başkasına kul olmama meselesiydi. İşte onun için kutsal patentli sömürü hokkabazlar. Onun için din bezirganları. Onun için bu dinin mabedini yakan insanlar. İşte onlar Allah'tan başka bir takım ilahlar ikame ediyorlar. İnsanların vicdanı altına alıyorlar. Elinde meyit gibi olan şeyine karşı duruyorlar. Onların vicdanlarını, kalplerini, ruhlarını ipotek altına alıyorlar. Namuslarını paymal ediyorlar. Servetlerini paymal ediyorlar. Ve her türlü rezaleti o insanlara reva görüyorlar, yapıyorlar. Bu da doğru bir şey. İşte insanın en evvel hür olması, hür olması. İnsanın bir takım kimselerin kalıpları içerisine girmemesi gerekiyor. Benim gireceğim bir kalıp varsa o da Allah'ın koymuş olduğu kalıplardır. Allah'ın koymuş olduğu kanunlar, yasalar ve prensipler benim hayatımı şekillendirir. Eğer benim hayatımı başka bir şey şekillendiriyorsa o şey benim putum, tağutum olmuş demektir. Bu ideoloji olabilir, felsefe olabilir ya da insanın içerisindeki servet, şehvet, şöhret gibi duygular olabilir, makam olabilir, mansıp olabilir. Benim hayatımı ne yönlendiriyor? Bu çok önemli. Benim hayatımı Allah'a kul olmak yönlendirecek. Onun için ben bir yerden bir yere gidiyorsam, hicret ediyorsam, Allah eğer üniversite talebesiysem Allah için kariyer planlamak isteğimi seçiyorsam ona göre seçeceğim. Allah'tan bağımsız yapmayacağım. Allah'tan bağımsız bir düşünce ortaya koymayacağım. İdeolojimi almayacağım. Hayattan kopar. Duygularımı, hevam varsa koparmayacağım. Duygumu Allah'tan, şiddet duygumu Allah'tan, şöhret duygumu Allah'tan koparmayacağım. Bunların hiçbiri kötü değil. Ama bunlar insanı yönetmeye başlarsa işte o zaman onlar ilahlaşmış olur. Öyleyse bizim ilahinnas, yani insanların ilahına sığınmamız gerekir. Min şerril vesvesil hannas, sinsi fısıldayıcıların şerrinden. Vesvese konuşmak demek. Fısıltı halinde konuşmak. Vesvese. Vesvas köpek hırıltısı, şüphe. Müsevves melankoli, ön yargı. Yani Türkçe'de güvensizlik, kuruntu yapmak, vehim, zan, huylanma vesaire gibi. Hannas ise sinen demek. Saklanan, görülmeyen. Aslında sinen ve alttan alta batıl telkin eden ezoterik ve gnostik yapılar da bu bağlamda ele alınması gereken şeyler. Masonluk gibi, sabetaylık gibi. Bunlar da siniyor çünkü. Bunlar da secret society izleniyor değil mi? Yani gizli topluluklar. İşte ne yapar? Vesvese verir. Tevhidden, adaletten, merhametten, izandan, dengeden,
güzelliğe ait, doğruluğa ait ne varsa bunların cümlesinden uzak tutmaya çalışır. İşte bunlar yüreğini Allah'tan uzak tutmanın neticesidir. İşte bunun reçetesi nedir peki? Bu insanları, bu sinen, tevhidden, adaletten, merhametten, izandan, dengeden uzaklaştırmaya çalışan insanlardan yüreğimizi korumanın reçetesi nedir? Allah'ın, insanlığın Rabbi olduğunu, terbiye edicisi olduğunu, sahibi olduğunu, ilahi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tevhidin gereği olarak sadece ve sadece Allah'a sığınmamız gerekiyor. Niye insanlar başka şeylere sığınır ki? Neden gafslara, ecdatlara, ruhlara niye sığınıyorlar? Bunu bizim sorgulamamız gerekiyor. Niçin bir ölümlüye sığınıyorsun? Allah sana şah damarından yakınsa, sen uçak düşerken yani neden Abdülkadir Geylani vesaire falan diyorsun? Yani bunun bir mantığı var mı? Allah değil mi kudret sahibi olan? Sen niye başkalarının isminden istimdat bekliyorsun? Allah demiyor mu İyyâke nestaîn? Bu nasıl bir hezeyandır? Bu nasıl bir hamakattir? Bu nasıl bir tevhidden kopuştur Allah aşkına? İnsanlığın Rabbi varken, insanlığın sahibi varken, insanlığın yegane ve yegane ilahı varken bu neyin nesidir? İşte neden yapıyorlar? Çünkü bu tür kimseler sinen, ezoterik yapı veya şeytan insana ellezî yüvesvisu fî sudûrinnâs, insanların yüreklerine vesvese veriyor diyor. Neler fısıldarlar. Biraz önce dediğim gibi ezoterizmin cazibesiyle çok hoş isimler altında batıl fısıldıyorlar. Televizyonun kanalına geçip batıl fısıldıyorlar. Sizin karşınıza geçip bir taraftan Allah 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 la ilahe illallah diyerek bir taraftan da batıl fısıldıyorlar. Şirk fısıldıyorlar. Furafe fısıldıyorlar. Bid'at fısıldıyorlar. Minel cinneti ven nas. Ve diyor ki cinin ve insin şerrinde. Şimdi cin deyince korkan tipler var. Kur'an ahlakından nasiplenmeyince biraz böyle oluyor. Cin diyor. Üç harfli diye diyeceksin. Üç harfli denir mi? Cin suresi var Kur'an'da. Kur'an'da sen Nas suresini okurken minel cinneti ven nas derken sen üç harfli mi diyeceksin? Böyle bir şey olabilir. Cin aslında ne demek? Örtmek, görünmez hale getirmek demek. Görünmeyen varlıklara cin denir. Görünmeyen varlıkların hepsine cin denir. Cinnet mesela aklın örtülmesidir. Canan kemikle örtülmüş iç duygu. Yani insanın yüreğinde o kafeste olan, göğüs kafesi içerisinde olan duyguya canan denir. Mecnun, yine aynı kökten akıl hastası anlamına gelir. Cin, insana görünmeyen saklı ve uzak manasındadır. Kısacası, uzak olan, saklı olan her şeye cin denir. Ecnebi yine aynı kökten, uzak olduğu için. Mesela peygamberimizin cinlerle görüşmesi filan, bunlar anlatılıyor. Onlardan bir grubun iman etmesi Taberi'de geçer. Onlar Nusaybin'den gelen bir kabiledir. Onların bir kısmı iman etmiş, bir kısmı iman etmemişlerdir. Onlara neden cin deniyor? Çünkü ecnebi oldukları için. Onlara cin denmesi ecnebi olmalarından kaynaklanıyor. Uzaktan gelmelerinden kaynaklanıyor. Cinlerden ve insten sığınmak. Aslında gizli ve açık düşmanların cümlesinden Allah'a sığınmaktır. Görünmeyen güçlerden, güçlerin ardındaki derin güçlerden, mesela Illuminati, Mason, Farmason veya herhangi bir gizli örgütün şerrinden ve görünenlerin şerrinden ve görünmeyenlerin şerrinden Allah'a sığınmak. Onlar da aslında
Vesvese veriyorlar. Sublimal mesaj deniyor bunlara, değil mi? Sublimal mesajlar veriyorlar. Yani sublimal mesajlar vererek insanlığa vesvese veriyorlar. Bugün çizgi filmlerde dahi sublimal mesaj veriliyor. Yani bir taraftan siz onu çizgi film gibi görüyorsunuz, fakat tersinden baktığınız zaman karşınıza çok... Yani insanlığa sublimal mesaj, satanistik bir takım mesajlar veriliyor. Ahlaksız bir takım mesajlar veriliyor. Veya ezoterik bir takım mesajlar veriliyor. Ahlaksızlığa teşvik ediyor. Yani bu ayeti bu bağlamda da araştırmak lazım. Fakat onunla sınırlı değil tabii ki. Minel cinneti ven nas. İnsin ve cinsin şerrinden, bütün hepsinden Allah'a sınır. Yani Disney World'de ahlaksız satanist mesajların olduğu yazıyor bugün artık. Herkes söylüyor. Onun için ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs, bu bağlamda değerlendirmesi gerekir. Evet, değerli arkadaşlar, bu Muharrem'in önemli bir zaman efendim, takvimimiz hicretle başlıyor. Hicretle başlamasının hikmeti vardır. Hicret, insan hilkatindeki ilahi yasadır. Yani insan sürekli hicret eder. Bir kere bizim iyi bir mümin olabilmemiz için Verutze Fehcur ayetini, pisliklerden uzak dur ayetini hatırlamamız gerekir. Yani orada öncelikle insanın iç hicretinden bahsedilir. Onun için bizim hayatımızın her anında hicretin yolcusu olduğumuzu unutmamız gerekir. Tevhid bir hicret, hicrettir. La ilahe bir hicrettir. La ilaheden efendim olmadan illallah olmaz. Onun için terk etmeden kavuşulmaz. Onun için hicret insan hilkatindeki ilahi meseledir. Onun için Müslümanın takviminin başlangıcıdır. Rabbim hayırlara vesile olan bir yıl ihsan etsin. İrade kalemimizde güzel hizmetlerin altına imza atabildiğimiz, hayırlı hizmetler yapabildiğimiz, altından uzak olabildiğimiz bir hayat nasip etsin. Duasıyla sözümü bitiriyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet, Allah razı olsun.